Yılmaz Vural telefon attığımızda. Hemen alo diyoruz ona. Alo. Hocam hoş geldin. Dünyada en çok sevdiğim üç insandan biri burada. Aa, ne güzel. Harika. Yılma, ne dedikodunu yaptık aklın durur. Yapma ya. Aa, nasıl yaptın? Ya, ne yapacağım ki başka? Sporu, A-Spor'u izlerim ama ekrende şeyler vardı, maçlar, onlara döndüm. Onlar bitti, iyi ki bitti, sizle konuşuyoruz şimdi. İyi ki aradık o zaman, iyi ki ulaştık sana hocam. Bayağı bir kulağını çınlattık. Nedir dedikodunun mahiyeti ne? Ya ne olacak işte, bildiğin konular ya. Yani. Çocuklar seyrediyor hocam, mu? Bazı sırların deşifre oldu, Güvenç hoca anlattı valla. Yani. Engel yapma, olamadık. Yapma Güvenç, yapma. Bak şimdi, ben de anlatırım. Bak. Şimdi, bak ben de anlatırım dedi. Bak şimdi bu şimdi nerede YouTube'da bir şey yapmış. 5-4'lük bizim şey, Rize maçımız var, tamam mı? Şimdi orada Yılmaz eksik anlattığım bir şey var. 5-0 bu galip. Tabii o sırada taraftar bağırıyor. Yılmaz Vural, Yılmaz öpücükler. Şeyler taraftarı ama nasıl biliyor musun? Dönüyor türbüne, 5-4 oldu. Yılmaz'ı görsen var ya, sus şeylerini yerlere çıkartıyor. Ayakkabıları atıyor. Oralarını anlatmamış. Ya o Yılmaz'ın onları, o hali var ya. Onları biliyor herkes. Ya gözünün önüne getir ama ya. 5-4 bir de o Yunus gol atıyor ya. Şu kadar boyu var Yunus'un, var ya, bir çıkıyor. O kafa nasıl buna kafa vurdurdunuz diyor. Ya Yılmaz onu, Bünyamin var ya gezer şey hakem. O zaman dördüncü hakemmiş zaten, hep senin orada seni seyrediyormuş. Anlatıyor bazen televizyonlarda, biliyor musun? Senin yanına gitmiş zaten o adam, o dördüncü hakem bunu seyrediyor. Yılmaz'ı seyrediyordum diyor. Ya var ya. Ey Allah'ım ya, ne güldük hocam ya. Şimdi biz geride kalan saatte Fenerbahçe'nin Larnaka maçını konuştuk. Burada değerlendirdik. Jesus Hoca'nın açıklamalarını konuştuk. Merak ediyorum, mücadele öncesi senin düşüncelerin neler? Derbiden bahsetsin. Bir kere Avrupa kupalarında bütün takımlarımız iyi gidiyor, Allah'a çok şükür. Çok şükür iyi gidiyorlar. İnşallah bu maçları da kazanırlarsa ya işte... Ülkeler arası puan sıralaması falan filan, bayağı diplerde kaldık. 21. sırada mı neymişiz galiba. Umarım inşallah bu kazançlarla tekrar Avrupa kupalarında farklı bir pozisyonu gelir takımlarımız. Son aldığımız sonuçlar... Önede mi oyna, bilmem ne oyna yani. Olmuyor, yakışmıyor bize yani. Son aldığımız sonuçlar Avrupa'daki temsilcilerimize bizi biraz umutlandırdı. Evet. Biraz da yükselmemizi sağladı ülke sıralamasında. Diliyoruz öyle bir hafta olur yine hocam. Şimdi derbiden... bu yana en son derbi oynadı Fenerbahçe. Şimdi Larnaka maçını oynayacak. Tabii ki seviye olarak Fenerbahçe çok daha üst seviyede bir takım ama bu gruplardaki maçlarda neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Larnaka'nın Dinamo Kiev maçını düşününce, şimdi diğer grupta Trabzonspor'un grubunda Ferencvaros'un Monaco maçını düşününce, hani biraz böyle her maça dikkatli bakmak lazım. Siz ne bekliyorsunuz? Kesinlikle bakmak lazım. Artık görüldüğü gibi para vadeleri bizim bayağı dikkatimizi çekti. Yani bize bir şey öğretti. Futbolun doğrularını yapıyorsanız rakip kim olursa olsun başarmak mümkün oluyor. Disiplinli oynayacaksınız. Kendi oyun felsefenizi dikkat etmek adına 90 dakika maçın olduğunu unutmayacaksınız. Artık herkes futbol oynamayı öğrendi iyi kötü. Dolayısıyla küçümsememek lazım. Kadrolar iyi. Uluslararası boyutta bir sürü oyuncu barındırıyor takımlarımız. Yani bunları iş olsun, Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar için alınmadı kanaatindeyim. Yani biraz daha uluslararası boyutta bir başarı kazanalım. Çünkü orada para kazanılıyor. Ne olursa olsun. UEFA'nın organizasyonlarını takımlarımız ekonomik olarak da çıkarlanıyorlar. Bütün bunları toparlarsak başarı tabii ki. Takımlarımızın da kendi özgüvenleri yerine geliyor böylelikle. Bizim de özgüvenimiz yerine geliyor futbolsever olarak. Yani istiyoruz biz de Türk takımları ilerlesin, finallere gelsin, orada oynasın. Hepimiz çok mutlu ediyorlar. Sanırım bunları da daha göz önünde tutacaklar. Uygulamalara bakıyoruz. Ben mesela Antwerp maçını seyrettim. Belçika biliyorsunuz dünya sıralamasında 3. sıralarda falan oluyor. Ve onun birincisini Başakşehir'in orada nasıl elediğini gördüm ve gurur duydum. Hakikaten çok keyif aldım. O gün orada. Umarım bize bu keyfi turnuvaların sonuna kadar yaşatma imkanları olur. Niye olmasın? Bahsettiğiniz takımlar Türkiye kadar bazıları imkanlara sahip değiller yani. Hem oyuncusal açıdan, hem oyuncu açısından, hem ekonomisiyle, hem imkanlarıyla onlardan daha iyi.
Başımıza bir bela gelmez inşallah. Hocam derbiyi nasıl buldunuz? Derbiyi nasıl buldum? Mücadele iyi ama oyuncu açısından bakıldığında çok şey vermedi. Yani bizde derbiler genelde atmosferi anlamında taraftar, medya hepsi çok üst seviyede. Ama oyuna gelince maalesef beklediğimiz performansı bir türlü alamıyoruz. Yani akılda şöyle bu çok iyi bir maç oldu bu derbide diye zor hatırlayacağımız maçlar vardır. Yani ben bu maçta çok umutluydum. Yani çünkü ikisi de iyi oynayan takım, tempolu oynayan takım. Ofansif anlamda gol atabilen takımlar. Ama enteresandır çok kısır geçti. Beşiktaş'ın bir direkten dönen bir topu var. Bir iptal edilen golü var. Fenerbahçe'nin de biraz pozisyona girer gibi olduğu bir iki pozisyon var. Yani çok pozisyon kısırlığı içinde geçti. Ama maalesef herkesin beklentisine cevap vermedi. Bir oyunun bölümü Fenerbahçe Alanya maçındaki performansı bekledi. Konuları işte önünde basacak. Ona oynama imkanı vermeyecek gibi. Fakat bunu oyunun başından içinde biraz yapar gibi oldu. Ve sonradan hele son 20 dakika Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir maç oldu. Maalesef bizim dergilerde kaybetmemek kazanmaktan daha ön planda oluyor. Berabere kalındı. Kimse kimseye bir şey demedi. Yani. Herkes memnun. Evet. Burada tabii bu hafta Trabzonspor'un yüzü gülmüş oldu. Rakiplerinin berabere kalmasıyla. Hem Adana Demirspor Galatasaray maçı için de söylüyorum. Bir şey soracak Ozan Zeybek. Şimdi hocam ben siz bağlanmadan önce bir yarım saat önce bu derbiyi konuşurken şunu söyledim. Yani ben kadro Jesus'un özellikle Fenerbahçe'yi analiz ederken Jesus'un 11'ini beğenmediğimi söyledim. Neden Osayi ile başlamadığını, Ali Oski ile başlamadığına değindim. Yani Lincoln'un sol tarafta ileriye mi hücum yaptı, defansa mı yardım etti anlayamadığımı söyledim. Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirirdim. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon genelinde başladığında, oyuna ilk başladığında hararetli başlayan, gol bulan, Fenerbahçe'nin kazandığı maçlara baktığımda da hepsinde ilk yarı gol atan bir Fenerbahçe var. Yani evet. Batshuayi'yi daha önce kullanıp belki skor bulabilirdi diye düşündüm. Böyle teknik adamın hamlelerini de yanlış buldum. Yani tamam ilk aldığı, ikinci yarıda oyun aldığı, 70'ten sonra aldığı 3 tane oyuncu, işte Osayi'yi aldı, Ali Oski'yi aldı. İrfan Can'ı falan çıkarması, bunları doğru olarak buldum ama ilk başta öyle başlayabilirdi diye yorumladım. Teknik adam gözüyle yani oyuna müdahalede veya oyunu değiştirebilecek hamleler yapılabilir miydi? Siz stattaydınız galiba çünkü maçta. Seyrettim, canlı seyrettim. Evet. Ya tabii şöyle bir laf vardır. Yani antrenörü çıkardığı takım sonuç alıyor, yeniliyor. Onun için seyircinin çıkardığı takım her zaman seyirci haklıdır yani. Bu olsaydı, bu olmasaydı. Çünkü sonradan yorum getiriyor. Takım çıkmadan bu yorum yapılamıyor. Yani çıktıktan sonra oluyor. Bu açıdan o seçime saygı duymak lazım kendi açımızdan. Ha tabii ki olabilir. Olabilir. Belki de daha başarılı olabilirdi. Çünkü oynayanlar da çok iyi oyuncular. Girecek olanlar da. Belki o tercih yapılabilir dediğim gibi. Ama sonuç olarak bir Türkiye'de hepimizin tartıştığı klasik 11'leri bu hoca değerlendirmiyor maalesef. Yani bu hoca kendine göre benim oyuncularımın hepsi aynı kalitede diyor ve hepsini oynatırsam aynı performansı alırım diye düşünüyor. Ve bugüne kadar da iyi getirdi. Bu konuda yani yanlış yapmadı kanaatinde olan bir sürü insan var. O yüzden bakacağız ilerleyen günlerde acaba bu klasik 11 çıkmaması onun başına iş mi açacak yoksa yine takdir mi alacak? Hep birlikte göreceğiz yani. Hocam ben 11'e takılı kalmıyorum. Üçlü savunmaya da takılı kalmıyorum da Fenerbahçe defoları, yani Fenerbahçe kazandıkça ve böyle ofansif oyunu çok güzel oynadıkça defolarından bahsedilmiyor. Fenerbahçe stoperlerine baktığınızda arkaya hep adam kaçırıyorlar. Evet. En önemli sıkıntısı Fenerbahçe'nin bu. Yani önümüzdeki haftalarda Berde çözemezse bu işi belki de başına daha büyük dert açabilecek, toparlanamayacak duruma da gelebilir diye. Beşiktaş kaç defa ofsayta düştü. Yani bu ofsayta bir kez düşersin, iki kez düşersin. Fenerbahçe'nin de böyle bir taktiği var ya. Ama böyle bir taktik benim modern futbolda böyle bir ofsayt taktiği anlamında mı söylüyorsun? Evet yani ama rakibi ofsayta düşürme. Ama stoperlerin durumuna baktın da Fenerbahçe'nin stoperleri hep söylüyorum. Yani şimdi iki tane teknik adamla yayındayken bu kadar da dibine girmeyeyim ama yani tek hamlelik oyuncular, hantal oyuncular stoperleri, anlatabildim mi? Evet. O yüzden biz Kim Min-jae'de bıraktık en son o hızlı hareketli şey. Bunlar da onu beklemiyor. Her maçta kazandığı maçlarda da hep arkaya adam kaçırıyorlar.
Serdar var. Doğru söylüyorsun. Çünkü Fenerbahçe belki Beşiktaş maçında çok önde oynamadı ama önde oynadığı takımlara göre konuşacak olursak savunması hakikaten tek hamleli oyuncular. Yani o işte yabancı oyuncu uzun boylu olan Gustavo Salay olsun efendim. Hadi bir Serdar onlara nazaran daha çabuk bir oyuncu. Ama sonuç olarak kontrole karşı bir çözüm bulamayabilecek bir savunması var. Yani tabii bunları hocası da görüyoruz tahmin ediyorum. Onun için belki kaleye fazla yakınlaştırmamak, rakibi topu kaptırdığı yerde müdahaleyi yapmak gibi bir anlayışı. Bunda pozisyon da buluyor. Pozisyon da verecektir şüphesi ama daha çok pozisyon bulması daha mümkün olabilir. Yani bir maç gol yemişsin ya. 0-0 biteceğine daha gol yemişsin. Beraber yemişsin. Yani seyreden o gün Beşiktaş'ta da ağzına kadar doluydu. Yani evet. Herkes gol bekledi tarafından. Birileri gol attı. Keyfi yaşayalım. Ama Fenerbahçe'nin antrenörü bu konuda söyle ismini şey yapıyor. Beklenen oyun tarzını, Fenerbahçe taraflarının beklenen oyun tarzını uygulamaya çalışmış. Çözmüş orayı yani. Fenerbahçe tarafları bundan hoşlanıyor yani. Gideceksiniz. Orada ilk müdahale yapacaksınız. Erken topu kapacaksınız. Kenardan geleceksiniz. Şut atacaksınız. Yani bir aktivite olması gereken ve oyun tarzını benimseyen bir taraftar yapısı var. O da Fenerbahçe'den şu anda antrenör arası iyi. Biz ne kadar eriştirdiğinizde geliştirelim. Antrenör arası iyi. Yani inandılar ona. Yılmaz Hocam. Efendim? Şimdi bizim bu Günay Adatepe bana şey atmış, mesaj attı. Bu evet. Tayyip senin talebenmiş ha? Evet. Nereden? Evet. Demirspor. Orada mı? Ha. Bir de şey diyor, ayağına çok karakterli çocuk diyor şey. Diyor ki ayağıma vurmuş, yemin etmiş. Ayağına sen dedin yani vurmadı diye. Kesinlikle vurmuş. Onun için hani ayağı kaldırdı ya. O kadarını göremiyoruz tabii tamam mı? Yani şunu da söyleyelim. Senin taleben olduğu belli hocam. Çok iyi oynadı. Evet. Maşallah var. Ama böyle... Elindeymiş hocam. O rahat canım benim. O zamandan beri Güvenç, o zamandan beri bu çocuğun bir çıkış yapacağı belliydi. Yani çok gençken oynattık biz onu. Dolayısıyla bizleri mahcup etmedi. Yani benim de hoşuma gitti. Çok hatasız oynadı. Tertemiz oynadı. Ya ben de... Karakter dedin hem aile yapısı hem kendisi aslan gibi bir çocuktur yani. Hocamın zaten elinin değdiği oyuncuların büyük bir çoğunluğu bugün yıldız oyuncular. Onun da altını çizelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güvenç hocamızın da. Tabii. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam çok sağ ol. Ağzına sağlık. Çocukları da öpüyoruz. Çocuklar orada. Çok mutlu oldum. Valla evde öyle garip garip oturuyordum. İyi ki gördüm sizi. Biz de iyi ki sesini duyduk. Öpüyoruz çok. Hadi yarın telefonlaşalım hocam. Tamam. Hadi. Öpüyorum hepinizi. Ben de ulaşıldım. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar hocam, sağ olun.